İsmail abi, ben bir 5 dakika mola veriyorum. Tamam. Erdem, canım ne yapıyorsun? Ya ne yapayım, öyle boş boş dolanıyorum. Ya Gonca, ben çok bunaldım ya, seni de özledim. Ya aynı şehirdeyiz, görüşemiyoruz bile doğru düzgün ya. Evet canım ya. Keşke bu akşam birlikte olabilsek. Aslında bir fırsat var ama. Nasıl ya, nasıl bir fırsatımız var ya? Abim Ankara'ya gitti. Evde yok bu gece. İyi tamam, o zaman ben de size geleyim. Ben de öyle düşündüm. Ama komşuları ne yapacağız? Abim kesin tembihlemiştir. Kim geldi, kim gitti? Hemen rapor ederler abime komşular. Hadi ya. İyi, ne yapalım? İyi, kapatıyorum ben o zaman. Tamam. Şu bendeki şansa bak ya. Abisi evde yok, gidemiyor. Eda bekliyor, fazla vaktim yok. Sence hangisi? Ya ama böyle aceleye getirilmez ki. Önemli bir şey bu. Dur bakayım. Ya tamam tamam. Ben bu ikisini beğendim ama. Şu pembe olan güzele benziyor. Bir üstüne tutsana. Tamam. Sence nasıl? Bence bu çok güzel olacak. Harika görüneceksin. Gerçekten mi? Evet, kesinlikle. Budur. Tamam o zaman. Hadi geç kaldım, kapatıyorum. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Canım arkadaşım benim ya. Bu gece çok canlar yakacak kesin. Canım hoş geldiniz. Merhaba, Soner yok mu acaba? Buradayım, Canikom. Hoş geldin. Hoş buldum. Canikom, bugün senin doğum günün değil mi? Evet. Arkadaşlar alkışlayın. Happy birthday to you. Happy birthday to you bebişim. İyi ki doğdun. Ay çok tatlısın sen ya. Sen de öylesin aşkım benim. Soner'cim bak şimdi ben sana bir şey soracağım. Tamam. Şimdi benim bir arkadaşım gelecek. Hı hı. Eda'cığım kusura bakma, geciktim. Ya hiç önemli değil. Canım hoş geldin, merhaba. Soner ben. Merhaba, ben de Aslı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Yalnız kızlar sizi biraz bekleteceğiz. Şöyle alalım. Bu arada ne içersiniz? Aa, kahve içer miyiz? Belki birbirimize falda bakarız. Olur içeriz ama ben faldan anlamam. Aslı'cığım iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu yaşananlardan sonra doğum günüme bile gelmezsin zannetmiştim ama sen beni kırmadın. Bak yaşananlar adı üstünde yaşandı ve bitti. Ben senin arkadaşın olarak geldim. Sadece senin için. Biliyorum. Ben zaten sana söz verdim, merak etme. Tamam. Artık başka sürpriz yok değil mi? Yani yapsam da zaten elime yüzüme bulaştırıyorum. Ben sana kendimi çok yakın hissediyorum. Çünkü sen gerçek bir insansın, doğalsın yani. Sen de öylesin Eda'cığım. O yüzden sana güvenebileceğimi biliyorum. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum ama aramızda kalırsa. Ha, tabii ki. Hoşlandığım biri var da. Bugün o da doğum günüme gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben şimdi anladım. Bütün bu hazırlıklar onun için. Evet. Yani ona açılmayı planlıyorum. Ya o kadar kör ki. Benim farkımda bile değil. Ama ben tüm cesaretimi toplayıp onunla konuşmaya karar verdim. Umarım o da sana karşı bir şeyler hissediyordur. Evet. Karşılıksız aşk o kadar zor ki.
Böyle elini uzatsan tutacak kadar yakın. Ama bir o kadar uzak. Hep onu görmek istiyorsun. Onu görmek için türlü türlü planlar kuruyorsun. Hep onu düşünüyorsun. Ama o bunun farkında bile değil. Artık duygularımı bilmeli. Ya sonu hüsranla bile bitse ben ona duygularımı söyleyeceğim. Edacığım, aşk cesaret ve sabır ister. Senin onu ne kadar çok sevdiğin belli. Umarım o da senin sevgine layık biri olur. Sanırım bu benim en büyük hayalim. Efendim babacığım. Kuafördeyim. Yani en geç 2 saate kadar bitmiş olur. Ha sen alacaksın beni. Tamam süper. Tamam o zaman haberleşiriz. Öpüyorum çok. Canım babam beni alacakmış da. İstersen seni de eve bırakırız. Yok gerek yok. Zaten benim bu civarda bir işim var. Tamam canım sen nasıl istersen. Kızlar başlayalım mı? Olur. Ay yok ben bir şey yaptırmayacağım. Aa, olur mu canım öyle şey? Geldik buraya kadar güzelleşelim. Yok gerçekten gerek yok. Bebeğim burası geldiğiniz gibi çıkamayacağınız tek yer. Üzgünüm. Hadi hadi Eda doğum günü kızı. E sen de arkadaşsın. İtiraz istemem. İkiniz de bendensiniz. Ah bir dakika. Müziksiz olmaz. Motive olmamız lazım. Telefondan mı? Evet. Arkadaşlar bu standı şöyle alalım. Barış, pasta geldi mi? Geldi geldi. Bu arada organizasyonu çok iyi yapmışsınız. Elinize sağlık. Ne demek kanka? Yoldayız. Barış arayabilir. Eda'yı arayabilirsin. Hah tamam arıyorum. Efendim Barış, Barış abi. Eda sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Yoksa doğum günü partime katılamayacak mısın? Yok, mekanla ilgili bir problem çıkmış da bu akşam partiyi yapamayacağız. Ne? Ama neden? Ruhsatla ilgili bir sorun çıkmış da mekanı kapattılar birkaç gün. Açıldıktan sonra yaparız artık. Neyse kapamam lazım benim, kusura bakma. Tamamdır. Baba ya, ya ne yapacağım ben şimdi? Ya herkese çağırdım ben, ne derim? Ya inanmıyorum. Dur kızım ya, panik yapma. Bir eve gidelim önce. Of baba ya, ya gerçekten inanamıyorum. Selam. Uzan ne haber? İyidir. Ne haber? İyidir. Doğum günü kızı gelmedi mi hala? Yoldalar. Burası ne güzel olmuş böyle ya. Tebrikler Barış. Sağ ol kanka. Çağla nerede? Kendi gelecek. Geldik. Hazırlanın. Arkadaşlar geliyorlar.
Cansu da açmıyor telefonunu. Bari ona haber verseydim. Leyla'cığım gel bahçeye bakalım. Abin orada galiba. O iptal olduğumu biliyor mu ki? Ne işi var evde? Gel bakalım, gel. Gel sen. Süper! İyi ki doğdun prenses. Teşekkür ederim abicim. İyi ki doğdun ufaklık. Teşekkür ederim. Nice mutlu yılları canım. Çok teşekkür ederim. Ya gerçekten inanamıyorum. Teşekkürler babacığım. Gidacığım 5 dakika içebilir miyim? Olur. Gidiyoruz. Ne oldu babacığım? Ya Eda, burada bir şey eksik. Nedir? Bu. Babacığım ne gerek vardı? Umarım beğenirsin kızım. Babacığım bu çok güzel. Çok zevklisin, bayıldım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım. İyi günlerde kullan. Hadi gel takalım hadi. Olur. Çok yakıştı kızım. Nice yaşlara. Babacığım çok teşekkür ederim. Hadi sen arkadaşların yanına git hadi. Ben biraz yanınıza gelirim. Tamam babacığım. Her şey hayal ettiğimden bile güzel olmuş. Çok teşekkür ederim abicim. Cansu ve Barış da çok yardım ettiler. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ederim Barış abiciğim. Her şey harika. Beğendiğine sevindim canım benim. Cansu nerede peki? Hiç de çaktırmadı bak. Ya ben o dayanamaz söyler diye düşündüm ama. Doğru. Çağla nerede peki? Kendi gelecek canım. Ben kulüpten direkt geldiğim için onu almaya zamanım olmadı. Anladım. Ya Aslı nerede kaldı? Yoksa burada olduğunu bilmiyor mu? Abicim neredeyse herkes burada. Ama ben birini daha çağırmıştım da onu göremedim. Kimmiş o? Aslı. Merak etme ben konuştum onunla. Hatta bugün senin yanına ben bıraktım. Abicim yoksa barıştınız mı? Hayır Eda'cığım. Aslı senin arkadaşın o kadar. Çağırdığıma pişman etme beni. Tamam. Selda, Burak gecikecek mi acaba? Geç gelir hayatım. Bugün Eda'nın doğum günü partisi var ya. Ha öyle mi? Gençler kendi aralarında kutlayacaklarmış. Ama ben diyorum ki yarın hep beraber bir yemek yiyelim. Vallahi ne kadar iyi olur. Sen bunu organize etsene. Ay etmem mi? Ay benim o canım kızım ya. Kızım sayılır Eda benim. Doğru gerçekten. Eda'ya senin çok çok emeğin geçti. Ay Nihat. Ben o kadına hala inanamam biliyor musun? Yani bırakıp gittiğinde Eda minicik bir bebekti. Ha nasıl insan özlemez, nasıl aramaz? Ya taş olsa çatlar insan. Şurada ben bizim oğlanı 2 gün görmüyorum da burnumda tütüyor vallahi özlüyorum. Yani bu kadar yıldır arayıp sormadı da. Vallahi inan belki de görmemesi daha iyi oldu. Yani böyle bir kadın bu çocuklara ne verebilirdik? Ay yok Nihat'cığım ben öyle düşünmüyorum. Gerçekten bak annelik çok farklı bir duygu. Ya ben anlam veremiyorum buna. Neyse ben Eda'yı bir arayayım. Doğum gününü kutlamadım. Amcacığım. Eda'cığım, dünyanın en güzel yeğeni. Nasılsın bakalım? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim amcacığım. Yalnız böyle kuru kuruya olmaz bak. En kısa zamanda birlikte kutlayacağız. Ayrıca hediyem var ha. Ne demek? Düşünmeniz, kutlamanız yeter. Tamam canım. Hoşça kal. Bir saniye. Yengene veriyorum. Hadi hoşça kal. Ay benim bu kızımın yaş günü mü varmış? Güzel gözlü kızım benim. Nice yaşlara. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Tamam canım benim. Hadi öpüyorum ben seni. Tamam canım, görüşeceğiz. Amca? Amcası, güzel haberlerini aldım. Ya benden duymanı isterdim ama bir araya gelemiyoruz ki bir türlü. Evet amca ya, son günlerde çok ihmal ediyorsun beni. Haklısın, bundan sonra daha sık görüşelim. Tamam. Yalnız bu başar mıdır nedir? Sürekli arıyor yalnız, ben sinirlenmeye başladım Nihat. Yani senin akşamları böyle telefonun falan ikide bir çalmazdı. Hayır, nedir yani mevzu? Arkadaşın değil, bir şey değil. Ama ikide bir arıyor, ne istiyormuş ki? Selda'm, sana bir şey söylemem lazım. Efendim Nihat? Sen huzursuz olmayasın diye söylemedim. Ama böyle de olmuyor. Ne oldu? Bu arayan Başar var ya... ...o aslında Başak. Başak. Ha, Sinan'ın eski karısı Başak. Evet. Ay yok artık. İki an çomağa hazırlı oldu yani bu da. Ay nereden çıktı bu şimdi ya? Ne istiyormuş ki? Doğrusunu istersen ben de tam olarak bilmiyorum. Yani Sinan'a da söylemedim bir şey. Elçin'le çocuklar o kadar mutlular ki... ...onları da böyle bir gerginliğin içine sokmak istemedim. Ama kadın da ortaya çıktı yani, ne yapayım? Hayır yani hangi yüzle arıyor ki? Bu kadar yıldan sonra ne istiyormuş? Çocukları falan mı görmek istiyor yani? Bence o kadar masum bir şey için ortaya çıkmadı. Mevzu başka. Nasıl başka? Biz Başak'la görüştüğümüzde... Görüştüğünde? Evet, görüştük. Yani Hülya beni gördü ya... ...ben o zaman Başar'la değil, Başak'la görüşüyordum. Yani ben kuş kullanmakta çok haklıymışım Nihat. Ve sen bana yalan söyledin. Lütfen. Bak mecbur kaldım. Yapabilecek bir şey yok. Sebep ne olursa olsun bana yalan söylemeyecektin Nihat. Selda lütfen bir dinler misin beni? Ah Başak ya. İşte yine ortaya çıktığım belli. Lanet olsun. Babacığım sormayı unuttum. Sabah bana bir çiçek geldi. Sen mi gönderdin onu? Yok. Ya bunu benim yapmam lazımdı. Hayır ama ben değilim. Olsun babacığım. Herhalde gizli bir hayranımdan. Yani şey, bir arkadaşımdan herhalde. Hadi kızım artık bana müsaade. Kovulmadan gideyim artık. Baba ya. Şaka yapıyorum, şaka. Hey çocuklar, hadi size iyi eğlenceler. Görüşürüz babacığım. Selda. Hadi gel dışarı çıkalım bir şey için. Hayır. Yani canın dışarı çıkmak istemiyor mu? Yoksa hala kızgın mısın bana? Benim canım artık seninle bir şey yapmak istemiyor Nihat. Yani hala kızgınız. Tamam ama yani lütfen bu kadar büyütme bu olayı. Büyütüyorum. Tamam özür dilerim. Haklısın. Ama inan bana... Böyle bir yalan söylemenin huzursuzluğu içindeydim. Ben de çok uzun bir süredir. Ya sana söylemek için uygun bir zaman bekliyordum. Ya bu kadından söz etmek bile istemediğim için söylemedim sana. Yoksa ben yalan söyler miyim hiç? Nihat. Bugüne kadar bana hiç yalan söylemedin evet. Ama bundan sonra da söyleme. Hiç söyler miyim? Hı? Benim tatlı karım. Aşkım. Bakayım sana, sinirlenince ne kadar tatlı oluyormuş. Aman da aman.
canım, bir tanem. Hadi affettin mi beni bakayım? Hadi bakalım. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.